Hadi bakalım. Evet, biz ona ayak demiyoruz normalde. Hani mikrofonla donatırım seni. Canım benim. Ver gazı. Ver gazı, ver. Yayın hayatındaki en uzun konuğuydu Mardinli Sultan. Beyaz ayaktaydı, o oturuyordu. Buna rağmen manzara vahimdi. Sultan'ın durumu enteresan. Sultan durmadan uzuyor. Tam 2 metre 45 santimetreydi. Şimdi boy kaç Sultan? 2.45. Beyaz elbette rahat durmayacaktı. Espriler peşi sıra patladı. 2.45 Sultan ve 300 cüceler bu da... Şu anda beraberiz arkadaşlar. Dev adam Sultan ayağa kalktığında inanılmaz bir görüntü çıktı ortaya. Evet. Peki Sultan, oturabilirsin. Beyaz ve diğerleri küçücük kalmıştı Sultan'ın yanında. Görenler şoke olmuştu. Yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki Sultan ayakta durmakta zorlanıyordu. Dengeyi sağlayamıyordu. Hani herkesi tepeden seyrediyorsun. Evet. Ama kimsenin yüzünü göremedim diyor. Hep kafa görüyoruz yukarıdan ya. Sultan geliyor. Ne zaman geliyor? Daha 3 saat var ama görünüyor buradan ya. Peki bu koca oğlanın kız arkadaşı var mıydı acaba? Kız arkadaşın var mı Sultancığım? Yok, şu an yok. Yok. Oldu mu hiç? Olmadı. Olmadı. Evet. Ama aslında çok şanslısın. Bak bizim kızlara sorduğun zaman nasıl erkeklerden hoşlanırsın diye. Uzun boylu. Uzun boylu, yakışıklı, esmer. Al işte size esmer. Uzun boylu, yakışıklı bir adam yani. Daha ne olacak yani? Sultan'ın ayakları da devasaydı. Tam 65 numara olan ayakları ayakkabılarına sığmıyordu. Ayaklar kaç numara Sultan? Bir çekelim ayakları da. 65. 65. Evet, biz ona ayak demiyoruz normalde. Hani normal ayak ayak durumundan. Peki sen o zaman çorap yerine kazak mı tercih ediyorsun? Yani herhalde öyle bir durum vardır Sultancığım. Normal değil. Ha? Ve Beyaz'ın ünlü misafirleri Hande Ataizi ile espri bombardımanına devam etti. Sıtkım sıyrılmış. Makyaj yap, saç yap. Sen de sıtık sıyrıldı mı ya? Biraz sıyrıldı. Hafif sıyırttım kaç ben sene yani. Oldu senin ilk sıtık sıyrılması kaç sene oldu sende? Benim bir 6-7 sene önce iyice bıraktım. 6-7 sene çünkü bize haber geldi. Hande'nin sıtkı sıyrıldı dediler bugün. Annemlerle biz 70 olsuna gelecektik size yani sıtık sıyrılması. Hande Ataizi Beyaz'ın mikrofonlarını kıskanınca romantizm rüzgarları esti stüdyoda. Tabii kendine 2 mikrofon, bizde 1 tane. Double. Bu nereden geldi ya? Remzi bunu kim taktı? 2 mikrofon ama teki çalışmıyor. O öyle duruyor. Tamam. Şey yapalım diye. Ha. 2 mikrofon mu istiyorsun? Yok hayır. Ha? Ha? Mikrofonla, ha? Mikrofonla donatırım seni. Canım benim. Hande Ataizi programın ortasında sağlam bir pot kırdı. Cenk Eren, dünyaca ünlü Türk halk müziği sanatçımız Sabahat Akkiraz'dan bahsederken Ataizi işte böyle çam devirdi. Bundan 3 hafta önce bu şovda yine Sabahat Akkiraz, Gülay o ve Hüseyin Tu... Ve Hüseyin Tu... Sabahat Akkiraz ünlü bir Türk halk müziği sanatçısı yani dünyaca ünlü. Onu şey yapalım. Neyse ki Hande Ataizi'nin bu büyük hatasının üzerinde pek durulmadı. Nükhet Duru Cenk Eren ikilisindeydi sıra. Nükhet'le ayrı ayrı yapıyordunuz, beraber yapıyordunuz derken o sırada bir güme gitti o. Sonra da bir daha sahiden de olmadı. Bugüne kadar... Ne biçim konuşuyorsun sen, ayrı ayrı yapıyorsun, sonra yalnız yalnız yapıyorsun, sonra beraber yapıyorsun. Ama beraber, o zaman beraber sahneye çıkıyordunuz, sonra bir ara ayrıldınız. Ha tamam. Tam o döneme denk geldi. Davet kısmındayız, yapılan kısmında değil. Ha tamam. Evet. Evet. Uyumlu bir ikiliydi onlar. Ama Beyaz Cenk Eren'e takmıştı kafayı bir kere. Ben Nükhet'in eline düştüğümde siyah saçlıydım. Evet. Nükhet'in eline düştüğümde. Evet. Nükhet de sahneye böyle gel. Cahide kabarede böyleler. Gel Cenk. Söyle bakalım şarkı diyecek. Cenk şarkı söylüyor arkadaşlar. Şarkı bitti mi Cenk? Bitti. Hadi bakalım Cenk. Nükhet Duru'nun kafasındaki koca çubuk tokalar bir görünmez kazaya neden olacak şimdi.
haklısınız. Ne oldu bu? Ne oldu? Ay çıktı mı? Ha? Yayına ara vermek durumunda kalıyorum. Ablacığım bu ne kafandaki? Hayır ya. Bir de gel. Allah'ını sen. Bir de bak. Ay bayıldım. Öyle bir ayarlanmış ki teki gözüme teki. Aa. Ay sarıldım mı? Nükhet Duru'nun inanılmaz bir iddiası vardı. Bir başkasına aşık olan erkeği bile 15 dakikada ayartabileceğini ileri sürüyordu. Aşık olan erkeği bile 15 dakikada baştan çıkartırım demişsiniz. Var. Elimizde var. 5 dakika. 5 dakika. Ve klasikleşen gaz show. Çek iyice. Şurada olsun. Dolsun burası. Evet. Hande Ataizi kurtulduğunu sanıyordu ama yanılmıştı. Geçti mi? Konuş bakayım. Ondan sonra biz de... Ondan sonra biz de... Ay çok kötü bir şey bu ya. Ondan sonra biz de... Ondan sonra... Program boyunca beyazla uğraşan Cenk Eren'de sıra. Çek. Yuh. Konuş. Yapa. Ya hadi ama ya. Cenk Eren resmen korkuyordu beyazın gazından. Ver gazı. Güldün söylemedim. Evet düzgün söyle. Sabah. Aman. Sabahlar uzak. Bir dakika. Yeter be. Bir dakika. Beyazın intikamı acı olacaktı. Sana bu olmadı. Niye? Sen programın başından beri bana işliyorsun. Sana bu hortum olmadı. Yuh. Ahmet boşalt çimentoyu. Korun. Canlı yayında kötü şeyler olacak gibi. Ver gazı. Ver gazı. Ve program boyunca kahkaha krizine giren Nükhet Duru gazı çekecek bu kez. Bakalım neler olacak. Çek. Evet. Can var. Bir şey duyamadık ki. Ay nasıl girmektir önce. Abi gülme gazını verdik. Yanlış gaz gel. Yanlış gaz gel. Ver kalından ver bakayım. Ay iyi kötü bir makyajı mı? Çek. Evet konuş bakayım şimdi. Ne yapayım?